Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yıl dönümü münasebetiyle söz aldım. Şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman bir komutan, seçkin bir inkılapçı ve büyük bir devlet adamı vasfıyla kendini Türk milletinin varlığına ve istikbaline adamıştır. Ümitsizliği ve türlü belaları tarihe gömmüş, Türk milletine yeniden yükselmenin rehberi olmuştur. Türk milletinin engin tarihindeki asaleti ve bağımsız yaşama ülküsünü üstün bir mücadele azmiyle gelecek yüzyıllara taşımıştır. Onun liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti ateşle çevrili bir coğrafyada hayranlıkla izlenen bir ülke haline gelmiştir. Milli ruha öncülük eden büyük kahraman Atatürk, Türk milletinin çağlar aşan kudretinin sırrını alevlendirmiştir. Atatürk, ufkumuzu aydınlatan bir kutup yıldızıdır. Değerli milletvekilleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başarısı, Kurtuluş Savaşı'na girerken Türk milletinin içinde bulunduğu çok vahim ortamda gizlidir. Kurtuluş Savaşı öncesinde tam 11 cephede Balkan Savaşları, Trablusgarp, Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler Çanakkale, Kafkasya, Sina, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen, Galicia'da yıllarca savaşmış, yorgun, ekonomisi çökertilmiş, vatanı işgal edilmiş, silahları elinden alınmış, ordusu dağıtılmış bir milleti, harap ve bitap düşmüş bir ülkeyi eşsiz liderliğiyle tekrar ayağa kaldırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, uzun süren savaşlardan yorgun çıkan milletimizi ortak değerler etrafında birleştirerek çağdaş medeniyet ülküsüne yöneltmiştir. O aynı zamanda Türk milletinin emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin bayraktarlığını yaparak mazlum milletlerin umut ışığı, heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin medeniyet yürüyüşünde Türkiye'yi sadece bir ana vatan görmekte kalmamış, inkılaplarıyla, gerçekleştirdiği atılımla Türk milletinin çağlar aşan ülküsünü genç cumhuriyetle hayata geçirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözüyle milli egemenliği, milleti tebaadan vatandaşlığa geçiren fazilet rejimi cumhuriyeti, ya istiklal ya ölüm parolasıyla tam bağımsızlığı, milli mücadele sonunda taşlanan milli devleti bizlere emanet bırakmıştır. Onun emanetleri ve öğütleri daima yaşayacaktır. Atatürk'ün eserlerini millet iradesine dayanarak gösterdiği üstün basireti küçültmeye, sulandırmaya ve bu yolla cumhuriyetin temellerini bozmaya yeltenenlere en iyi cevabı yine büyük Türk milleti verecektir. Bugün Atatürk'ü anmak, şanlı ecdadımıza karşı bir görevimiz olmakla birlikte Türk milletini ve Türk devletini esaret altına alarak yok etmek isteyen dahili ve harici bedbahtlar içinde kesin bir ihtardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, Türk milletinin bir evladı olmaktan gurur duyan herkesle bugün Atatürk'ün aziz hatırasında bir kez daha buluşuyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, devletimizin ilelebet payidarlığını daima yüksekte tutacağız. Atatürk'ü anlamak ve anlatmak için ne mutlu Türk'üm diyene seslenişini tek yürek ve tek sesle haykıracağız. Konuşmama son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.